Koçlar biraz daha farklı, zor oluyor tabii takımın büyük olduğu için. Hareket ettikleri için devamlı zapt etmesi zor olduğu için ayak bağlıyoruz tabii koçlarda. Yani bir sıkıntı kaza çıkamayalım diye. Evet arkadaşlar, tabii devamlı takımda deriyi gergin tutmak gerekiyor. Mustafa abimiz de maşallah büyükbaş hayvan gibi bakıyor tabi bunlara. Adeta pelvan gibi olmuş. Boyunu koşuyor. Tarafını bitirdik. Ey maşallah be. Dedik ki yazını yanına getirsen koyuna tutuyorum. Posta. Kameraya çekti. Karagöz koyunu tutmuş da valla. Aynı daha şey son. Büyük olan sen. Geçen sene de bu en son kez tuttuk ha. Bir de şöyle ayakları bağlı video çekelim. Geçen sene de en son bir tuttuk abi. İşte bunu çektik. Hey maşallah be. Seninle beraber geçelim seni. Evet arkadaşlar, koyunlar temiz olunca tabi böyle kırpması rahat oluyor. Keyfi de yerinde olunca. O biz her zaman tabi koyunlarımızı temiz tutun diyor. Çoğu yerde kirli oluyor. Devamlı şikayet ediyoruz böyle. Zor oluyor çünkü kırkımı. Koyun kirli olunca. Böyle temiz olduğu zaman hem hayvan için hem bizim için rahat olur arkadaşlar.
bırakırsınız abi. Orta Doğu ve Balkanların en temiz işi yapan kırkımcısı arkadaşlar. Reklamda 10 numara versiyoruz. Koyunlar gibi. Hızlı kırkmak önemli değildir. Önemli olan temiz kırkmaktır. Yara vermeden kırkmaktır. Tabi koyunu üzmeden, strese sokmadan. Tabi koyunları bağlamıyoruz arkadaşlar. Hayvan tabi bağladığın zaman sıkıntı oluyor. Niye? Rahatsız oluyor ayaklarını bir yere gelince. Tabi herkesin bir kırkım şekli farklı tabi. Kimisi ayakta kırkıyor, kimisi bağlayarak kırkıyor. Evet evet, kimisi sağdan başlıyor, ikincisi soldan. Hani ben bunu nasıl alıştırsanız kendinizi, nasıl daha pratik yaparsanız öyle kırkın. Sağ solu önemli değil benim için. Makinemizin markası neydi abi? Makinemizin markası Çağatlı. Çağatlı diyelim, Çağatlı. Şimdiki arkadaşlar, bu yün şeyinde hep şikayetler var tabi. Yün para yanmıyor, şey para yanmıyor. Akşam hatta bir yorum yanmıştı bir arkadaşımız. O aklıma gelmişken onu da değineyim. Arkadaşlar şimdi yapar 1.800 lira şu anda kilosu. 1.800. Evet, 1.800 liraya alıyorlar tabi tüccarlar. Ona göre işte değerlendirin yapanızı. Şu anda piyasa bu. Tabii ki. Evet, koyunlar da maşallah koç gibi olunca götünün üstüne oturtması zor oluyor. Şimdi tabi yurt dışında bu şekilde kırk yalağı götünün üstüne oturtup da biz de tabi baya baya alıştık. Hani ilk baştan direkt oturtturamasak da sonradan yine de oturtturuyoruz tabi ki. Ama maşallah var tabi koyunun. Evet, böyle tabi ki gergin oluyor, şey oluyor. Kırkması daha rahat oluyor. Koyun içinde tabi arkadaşlar. Hayvan oturduğu zaman hiçbir sıkıntı yok yani. Evet, tabi koyunla koçlardan daha kolay olduğu için bu şekilde. Ey maşallah be. Tabi genç hayvan biraz zorluyor yatırması da. Hepsi de koç gibi maşallah. Hadi şöyle bak. Annemle götürüyor mu? Tabi yerde sert olunca dizleye dizleye dizlerimiz de acıyor. Canımızın kıymetini biliyoruz tabi, dizlerimizin altına ihmal etmiyoruz yapay yün atmayı da. Dediğim gibi işte arkadaşlar, yapağı maalesef para yanmıyor. Eskiden çin alıyordu. Biraz daha değerliydi o zaman. Tabi şimdikin kırkın parasını daha iyi karşılamıyor. Şu anda tabii ki hani kırkın fiyatlarına değinmişsiniz. Nasıl değil? Arkadaşlar şimdi kırkın fiyatları yerine göre değişiyor. Hani koyununu 15 liraya kırkan yerler de var ama kırkımcı yok. Hani 20 de dese kırptırıyor adam. Hani Kemal Paşa'da kırkımcı çok, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da. Şu anda Bursa Mustafa Kemal Paşa'da 9 lira hayvan başı. 9 lira hayvan başı. Evet, geçeri bu. Ama uzaklığa göre değişiyor yine, hani bu yol şeyine göre değişiyor. 10 lira oluyor. Bu kırışık macar memurları var. Onlar 10 lira oluyor. Çünkü onların kırkması zor tabii arkadaşlar. Böyle düz koyuna benzemiyor.
Hani hep böyle tabii bu kolay iş değil bu arkadaşlar. Koca bir neyin içeceğim makine sesi. Yer yok. Tabi hayvan genç olunca böyle. Yani insan gibi değil tabi. Devamlı hareket halinde çekirdeniyor. Boğazını sıkma. Sıkmıyorum ya. Evet tabi tutucu da çok önemli. Bor yağıya sokuyoruz tabii ki. Merak edenler için. Çünkü bor yağı tarak bıçağı soğutuyor. Özelliği bu arkadaşlar. Bir de bıçakları temizliyor. Yani süslenmeyi, şeyi, her şeye her derde deva gibi bizim için yani arkadaşlar. Bu koyun da çok genç olduğu için hareketli. Maşallah. Mermiden hızlı tekme atıyor adeta. Tamam bırak. Tabi sabah abi seni söylemek istediğim bir şey daha var mı? Söylemiyorum da. Ha. Öteklerini de kiremiş. Abi gene kaldı abi onu getir madem sen. Evet arkadaşlar işte dediğimiz gibi sezonu açtık. Artık full doluyuz tabii günü öncesinden randevu alanlar tabii ki sürekli müşterilerimize öncelik tanıyoruz. Dedik ya arkadaşlar hani temiz iş olsun diye hani fazla hızlı çekmiyoruz çünkü bizim için önemli olan temiz işçilik arkadaşlar. Kazasız belasız kırkım tabii ki. En önemlisi o. Çünkü arkadaşlar bu mal kolay gelmiyor. Gözüne bakıyoruz şimdiki. Allah göstermesin bir şey olduğu zaman. Yine de Allah göstermesin inşallah kimseye. Hani kolay iş değil arkadaşlar. Evet. Böyle boynuzluları olunca biraz zorluyor. Aslında dönmesi zor oluyor ama yine de bir şekilde alıyoruz arkadaşlar çünkü dedik ki bizim için önemli olan temiz işçilik. Zaten bizi bilen biliyor. Kemal Paşa'da çalıştığımız işletmeler olsun, çiftlikler olsun, arkadaşlar olsun. Dur, dur. Arkadaşlar dediğim gibi işte koyunu bağlamadan kırpmaya alışırsanız sizin için de iyi oluyor. Hayvan için de tabii. Hayvan karnı çok oluyor çoğu zaman. Ayaklarını bağlayınca inir diyor. Ama böyle olduğu zaman fıldır fıldır döndürüyoruz. Tabii kendinize bir kırkım tekniği geliştirdiğiniz zaman son zaman her zaman da tabii böyle oluyor. Kırpıyorum kırpıyorum hani o kadar uysal hayvanlar oluyor. Kamera çekeceğim zaman nerede şeyler var. Zaten sona kalanlar genelde böyle arkadaşlar şeylerdir. Huysuz hayvanlar, güre hayvanlar yani. Bu hayvanlar hep zaten böyle kaçar kaçar en sona denk verir. Biz de tabii hadi seyrederken video çekelim dedik. YouTube'a. Tabii Allah razı olsun arkadaşlar. 2000'e geçtik artık. Gün geçtikçe tabii kanalımız büyümekte. Bu da tabii ki sizlerin sayesinde oldu arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, like'larınızı eksik etmeyin. Videolarımdan haberdar olmak için tabii ki kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Çünkü böyle tür videolarla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Sizi bilgilendirmek amaçlı. Tabii nerelerde de sağlıklı oluyor artık. O sizin verdiğiniz. Tabii ki arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşlar bu da bitti.
Sola çalsı makineyi bilmeyen arkadaşlar çok sorular soruyorlar bana. İşte abi o çalk çıkıyor mu, oradan çıkmıyor mu? Arkadaşlar bunun hiçbir şey yok. Buradan çatlayan çalışırken çıkmaz. Tabi bunu buradan durduruyorsun. O şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şu kadar. Şöyle bak, bu buna geçirtmeli. Bu şekilde çalıştığı zaman hani hiçbir şey yok yani. Tabi burasını yağlayın arkadaşlar. Yağsız bırakmayın. Bir de çalışırken yapa aldırmayın arkadaşlar. Yapağı sardığı zaman bu şalt şeyi kopabilir içinden mil. Çünkü çok ince, hassas bir tel. Fazla şeye bilen biliyor zaten arkadaşlar. Dediğim gibi işte bazı yağınızın şeyini, bakımını yapın her zaman için makinelerinizin. Dediğim gibi işte arkadaşlar. Bu şekilde bunun çalışması. Hani bunu böyle taktığınız zaman bu şekilde daha çıkmaz. Evet arkadaşlar. Ne kadar oldu Engin? 16 dakika. O maşallah. Her neyse arkadaşlar, Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da beni takipte kalın. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.